Bugün sizlere halk arasında en çok kullanılan ve çoğu zaman anlamsal kargaşaya sebep olan yatırım ve tasarruf nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi yatırım, halk dilinde bir parayı getiri sağlamak amacıyla bir yere yatırmak olarak tanımlanmaktadır. Şimdi dolar, euro gibi döviz yahut altın gibi para birimlerine, paraları yastık altına koymak yahut bir mevduat hesabına yatırmak ve belli bir süre sonunda bunun karşılığında bir getiri sağlamak amacıyla koymaya halk dilinde biz yatırım diyoruz. Yani işte diyoruz ki ben bu parayı bak harcamadım, şu kadar bana faiz getirdi, beklettim şu kadar değer kazandı, işte ben bu yüzden yatırım yapmış oldum şeklinde yorumluyoruz halk dilinde. Ancak ekonomi dilinde yatırım pek de varsayıldığı gibi değil. Ekonomi dilinde yatırım aslında bir üretim amacıyla verimliliği arttırmak, üretimi arttırmak amacıyla yapılmış bir şey. Yani şöyle tanımlayabiliriz. Mesela biz bir üretim işletmesi olduğumuzu varsayalım. Ve yapmış olduğumuz üretim için bir X makinesini alırsak biz daha çok ürün piyasaya sunabileceğiz. Bizim verimliliğimiz çok daha artacak ya da daha kısa sürede çok daha fazla ürün piyasaya dediğim gibi sunacağız. İşte bu gibi durumlarda o X ürününü almak bizim için bir yatırımdır. Yani ekonomi dilinde yatırım bir üretimi arttırmak amacıyla almış olduğumuz işte o makineye verdiğimiz para olarak görülebilir. Tasarrufa bakarsak, tasarruf da aslında halk dilinde yatırım zannedilen şey. Parayı zor zaman için bir yerde tutmak, işte yarın başımıza bir şey gelirse diye parayı bekletmek, harcamaktan vazgeçmek gibi şeyler halk dilinde tasarruf olarak kullanılıyor. Ancak ekonomi dilinde tam da bu şekilde değil. Aslında ekonomi dilinde tasarruf da yatırım amaçlı bir şey. Yani İşte bir gün ben üretim verimliliğimi arttırmak için şu X makinesine şöyle bir yatırımda bulunurum. Bu X makinesini üretim işletmeme katarım. İşte o yüzden bugün bu parayı harcamayayım. Zamanında onun için kullanırım dediğimiz nokta aslında tasarruf. Yani ekonomi diliminde baktığımızda tasarruf da yatırım da birbirini destekleyen şeyler ve ikisinin de amacı nihayetinde verimliliği ve üretimi arttırmak olarak görülmektedir.